bugün gününüzü daha iyi geçirmenizi sağlayacak videolara bakacağız. Bu tarzda daha fazla video mu istiyorsun? O zaman aşağıdaki abone ol tuşundan bana ücretsiz bir şekilde destek olmayı unutma. Hadi bir milyon be. Hadi be, az kaldı be. Büyük anne büyük hediyeler verdiğinde ne o? Oo, bunlar mı var? Abi ya çok güzel bu hediyeler. Keşke benim de olsa ya. Büyük anne, sizlere sesleniyorum büyük anneler. Bana böyle bir hediye mi alsanız ya? Abi çok güzel bir ortam ama. Bütün çocukların bir tane arabası var. Müthiş ortam. Keşke ben de aralarında olsam. Bak şu an gerçekten üzüldüm, alındım, gücendim, darıldım, canım çekti. Lavaboyu niye tıkadın? Tamam, sular doldu. Ya bunlar mı yüzecek ya? Şunların tatlılığına bakar mısınız? Ayakları da var. Şu kadar şu kadar şeyle çırpınıyorlar. Şuna bak ya, nasıl kameranın dibine girmiş. Çok tatlılar ya. Abi çok şekersin sen. Ben seni yerim ya. Korkma korkma, yemem, merak etme. Ya şöyle evde civciv olsa iki tane. Çok sevimliler. Kızının Barbie evi erken gelmiş ve paketlemeden getirmişler. Gözlerini kapa, gözlerini kapa falan diyor babası. İçeri gir, içeri gir. O senin için değil falan. Abi yalnız bir çocuğun şu an hayallerinden bir tanesi gerçek oluyor. Çok mutlu olacak bence. Çok güzel oyunlar oynayacak onda. Barbie Dream House şey değil mi böyle işte? Ev var, mutfak var falan. Bir sürü aletler falan. Benim de Dream House'um hiç olmadı. Neyse, en azından bir çocuğun günü güzelleşti. Hatta iki çocuğun günü güzelleşti. Bulduğu çiçeği bana göstermek istedi ama bu oldu. Ya sen ne tatlı bir şeysin. Hani çiçek? Ya kıyamam. Çok üzüldü ya. Abi çiçek herhalde bir şeydi. Şöyle üfleyince püf yapınca dağılan bir çiçek var ya, ne işe yaradı da belirsiz. Ondan getirmeye çalıştı. Nasıl üzüldü ya. Baktım öyle çiçek yok üstünde falan. Çok tatlı. Bir saniye, videoyu azıcık bölmek istiyorum. Hemen şuradan tıklayıp arkadaşımın kanalına gidebilirsiniz. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesi lütfen. Onun kanalına da destek olun. Hemen tıkla git, videoya geçiyoruz. Çocuğa sorduğu soru şu: büyüyünce ne olmak istiyorsun? Çocuk da diyor ki ben doktor olmak istiyorum. Kadın diyor ki kaç para kazanmak istiyorsun? Çocuğun dediği şeye bakar mısınız? İnsanların iyi hissetmesini istiyorum. Yani çocuğun para falan umrunda değil. Çocuğun tek derdi insanların iyi hissetmesi ya. Ya çocuk adam, üzdün bizi ama şu an. Gözyaşım pıt, kalbim çıt. Lily ve Daisy'yi büyütmek nasıl bir şey? Abi evde bunları mı besliyorsunuz ya? Gözünü falan yalıyor, çok tatlı. Ama evin ortasına tuvalet yapınca o kadar da tatlı değil. Şunun sevimliliğine bakar mısınız ya? Evinizde bir tane böyle bir şey olmasını ister miydiniz? Ben çok isterdim. Gerçi bu geyik mi, oğlak mı? Tam onların farkına hakim değilim de. Bak kayka için dizlikleri bile var, kıyamam ya. Çok tatlılar. Ya benim de olsaydı böyle dans videoları falan çekseydik. Şuna tatlına baksanıza ya. Arı. Bir de yemek yiyişi de böyle ya. Çok tatlı değil mi? Eğer sen de bir tane beslemek istiyorsan like'la. Ona dedim ki başım ağrıyor. O geldi benim biyoloji dersime. Benim için notlar aldı falan filan. Aa, erkek arkadaşını dersine çağırmış. O onun yerine notlarını almış. Aslında o çocuk o okulda okumuyor yani. Hiç alakası yok. Ama güzel yani. Bunu bence her çiftin birbirine yapması lazım. Hatta çift değil, arkadaşların, insanların birbirine yapması lazım. Benim de derslerime gelip notlarımı tutsaydı, hatta benim yerime sınava bile girseydi ben çok mutlu olurdum. Ne geliyor? Ya köpke mi geliyor? Bak bak, dombili bir şey geliyor, dobik dobik. Nasıl yürüyor ya? Çekil, araba geliyor, çekil. Gel hadi, gel gel gel. Ya sen ne kadar tatlı bir şeysin ya. Soruyorum hani, ne kadar tatlısın. Şunun tipine bakar mısın? Kuyruğunda nasıl sallıyor sallıyor geliyor. Çok sevimli de. Senin yolun ortasında ne işin vardı ya? Seni kim attı oraya? Senin annen nerede? Bu videoyu biliyorum galiba. Aynen, Mr. Beast'in çocuklara Halloween hediyesi olarak iPhone verdiği video. Abi orada çocuklar ne kadar mutlu olmuşlardır ya. İki tane aldı abi. Mr. Beast abi, ben de gelsem kapıya bir tane de bana versen. Abi kapıya gelen her çocuğa bir tane iPhone veriyor adam ya. Gerçekten keşke ben de oralarda otursaydım da gidip bir tane iPhone alsaydım kendime. Çok iyi olur. PlayStation mı? Oo, AirPods falan bile verdi. Yani diyecek bir şey yok. Bir gün ben de oralara gelirsem bundan daha fazlasını da dağıtırım. Aha, buraya da yazdım. Kulaklığım yoldaki gider gibi bir şeye düştü. Bir tane random kral gelmiş, onu çıkarmış ya. Abi sen gerçek bir kralsın ya. Seni alkışlıyorum. Bazı kahramanlar pelerin takmazlar. Gerçi ben de yolda böyle bir yere bir şey düşürmüş bir insan görseydim, eğer çok acelem yoksa onu oradan çıkarmasına yardım ederdim. Bence benim izleyicilerim de onu yapardı zaten. Babam hiçbir erkek olmaz, senin eve getirdiğin hiçbir erkeği sevmeyeceğim demiş kızına. Sonuç nasıl ya? Abi biraz fazla yakın olmamış mısın?
Düşünsenize erkek arkadaşınız geliyor, babanızın kucağına yatıyor, beraber televizyon izliyorlar. Bu sanki biraz fazla oldu gibi yani. Güzel ama ne bileyim. Ya gidip de yani yatmazsın. Bilmiyorum, bana biraz fazla gibi geldi. Yani tatlı güzel bir şey ama bence bu yalan ya. Merdivenlerden indim 6.30'da ve bunu yolda buldum. Çocuğu bunu tutuyormuş. Çocuğu ona sürpriz yapmış. Bunu işe götür, işteyken aç falan demiş. Ne geliyor içinden? Bir sürü çikolata falan koymuş. Ya kıyamam ya. Kesin o zulalamıştır bir yere, saklamıştır. O çikolatalarından ayırmış, babasına vermiş ya. Ya sen de bir pelerinsiz kahramansın. Kim kapıyı açacak acaba? Bekliyoruz. Kim o? Bakayım kim o? Ya bunlar mı vardı içeride? Bunlar çok tatlı. Yine pig mi diyorlardı bu tavşan türüne? Öyle bir şeydi. Şunlara baksanıza, tombul tombul hepsi böyle yürüyor. Bir sürü tavşan var ya. Tavşan bence çok tatlı bir şey. Bir sürü tavşan var. Yalnız tavşanlar hep böyle evdeki her şeyi yiyorlarmış. Bir tane tavşan besleyen arkadaşım vardı, o söylemişti. Ne bulsa kemiriyormuş ya. Var mı evde tavşanınız? Ve tavşanınız varsa adını tavşan koyar mısınız ya benim için? Benim bir tavşanım olsaydı adını kesinlikle tavşan koyar. Yardım. İkizlere bir tane kek verdim. Paylaşacaklar mı ona bakıyorum. Bir ısırık aldı, o ona verdi. Oğlan bir ısırık aldı, ona verdi. Abi kardeşlik böyle bir şey işte ya. Yarı yarıya paylaşacaksın abi. Baksanıza hiç kimse de şey demiyor. Ya sen çok ısırdın bilmem ne. Yok öyle bir şey. Genelde kardeşler arasında hep şey olur. Böyle milimetrik hesaplar, gram gram aynı olması lazım falan. Ya çok güzel paylaştılar ya. Vallahi çok canım çekti. Keşke bir ısırık da ben alsam. Çok tatlı değiller mi ama? Böyle bir ikiziniz olması, böyle çok uyumlu olmaları falan bence müthiş bir şey ya. Bir de bazı ikizler var, birbirlerinin mallarını paylaşamıyorlar. Siz hangi taraftasınız? Kardeşinizle ya da abinizle full paylaşan taraf mı yoksa paylaşamayan taraf mı? Eğer beni soracak olursanız ben paylaşırım. Abi her şeyimi paylaşırım, her şeyimi veririm. Kocasından milkshake'leri değiştirebilir miyiz diye sormuş. Ne bu? White chocolate raspberry içiyormuş. Güzel mi diyor. Yani güzel. Benimkinden daha iyi. Tamam. Yani olay ne şimdi burada? Değişebilir miyiz? Adam da evet dedi. Ya ben bunda o kadar da abartı bir şey göremedim ya. Eğer karşı taraf benim içeceğimi beğendiyse veririm abi. Ne ki yani? İçeceğimi de vermeyecekse mi artık yani, ayıp. Bunu neden bu kadar abarttılar onu bilmiyorum. Yurt dışında insanlar birbirleriyle içeceklerini bile mi paylaşmıyorlar yani? Abi bizim millet fazla mı paylaşımcı? Ben anlamadım ki. Az tanıdığım insana bile gitsem, ya kanka şu içeceğinden versene bir yudum içeyim desem içirtir. Demek ki bunlarda öyle bir kültür yok. O yüzden biraz über gelmiş bunlara. Bana o kadar da über gelmedi. Uçuştaki insanlar bana ekstra cookie falan vermişler galiba. Şunu anladım. Hostes insanların yemediklerini de bu kişiye vermiş. Ama bu hissiyat çok güzel ya. Ben de çok severim bu hissi. Otobüste gidiyorsun, böyle muavin o arabayı hazırlayıp geliyor ya böyle. O yolculuğun en güzel anı. Ondan sonra sen hiç oralı değilmiş gibi cama dönersin. Muavin gelene kadar hiç böyle bakmazsın oraya. Her neyse, muavin gelir, bir tane oradan kek alırsın. Ondan sonra arta kalan kekleri de sana verir ya. Abi işte o hissiyat müthiş ya. Bir keresinde didime gidiyorduk. Bundan 5-10 sene falan önceydi. Ben tabii o zaman böyle hafif toparlak bir çocuk olduğum için otobüste de az kişi vardı. Didime gidiyoruz. Bir anda muavin dondurma dağıtmaya başladı. Yolculukta dondurma yiyeceğiz böyle, kap dondurmadan falan. Ondan sonra dağıttı. Dondurmalar fazla olduğu için bütün koliyi bana verdi. Abi o gün var ya, o yolculuk o kadar güzel geçmişti ki anlatamam ya. Abi eğer sensen, evet o muavin sensen, seni çok seviyorum ya. Sayende çok güzel bir yolculuk yapmıştım. Big shout out to this guy. Yani ne demek istediğini anlamadım. Kargocu bir şey getirdi. Ne o? Yerde bir şey gördü herhalde. Ne ki ya o? Bakalım ne çıkacak? Yüzük falan mı düşürmüşler acaba? Abi gösteriyorsun da görmüyoruz ki. Neymiş o? Göster bakayım. Ne o? O ne ya? Küçücük kaplumbağa bulmuş orada. Çok tatlı bir adamsın ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Kaplumbağayı aldı götürdü. Abi belki kaplumbağanın evi oralarda bir yerlerdeydi. Niye götürdü? Tam videoyu bitirecektim ki şunu da bir izlemek istedim. Köpke sen ne buldun getirdin? Ördek mi o? Civciv mi? Ördek mi? Ne o? Ya niye tuttun getirdin onu? Onu kurtardın mı acaba? Galiba onu kurtarmış da olabilir ama ne bileyim, yüzme bilmiyor mu ya onlar? Her neyse ya, gerçekten biz bu köpekleri hak etmiyoruz. Kedileri de hak etmiyoruz. Çünkü aşırı tatlılar. Bu arada sizce ben bir köpek olsaydım hangi köpek olurdum? Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yüzünüzü güldürecek, gününüzü güzel geçirtecek videolara baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Diğer kanallarımıza da tek tuşla abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Hemen şu videolarımı izleyin. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.